Huzurlu bir yaşamın 5 altın kuralını konuşacağız şimdi. Kendimden bahsedeceğim önce. Yılları koşturmaca içinde yaşarken, o toplantıdan, bu iş seyahatinden yorgun bitap eve dönerken hayatın nasıl geçtiğini fark etmemişiz bile. Hep bir işin ortasında çok yorulduğumu fark ettiğimde, hadi bunu bitireyim, başka yük almayacağım diyorum. Ama sonunda peş peşe işlere boğulmuş olarak kendimi bulurdum. Dostlarıma söz verir, yoğunluğumu azaltacağım derdim ama yıllarca o yoğunluk hiç bitmedi. Neden bu kadar yoğundunuz diyebilirsiniz. Çünkü her yaptığım işi inanılmaz seviyordum ve işi bitirdiğimde duyduğum mutluluktan zevk alıyordum. İşte aslında bu bir bağımlılık olabilir. Dopamin bağımlılığı dedikleri şey de işte böyle bir şey. Ama bir gün çok sevdiğim dünyadaki en iyi dostumun ölüm haberini aldım. İşte o gün benim için bir dönüm noktası. Ardından kendim zorlu bir hastalıkla baş etmek zorunda kaldım ve hayatımı sorgulama vaktinin geldiğini anladım. Peki hepimizin hayattaki amacı ne? Sabırlı, eğlenceli, huzurlu bir yaşam. Değil mi? İstediğimiz bu değil mi? Vefat eden dostumu hatırlıyorum ve bendeki eksiklikleri daha net görüyorum. O kadar örnek alınacak bir insandı ki çok şey öğrendim ben dostumdan. Kanser hastalığıyla baş etmesine rağmen her zaman saçları taranmış ve bakımlı, makyajı yapılmış, iyi görünümlü, çok güzel bir kadındı. Ne yazık ki vefat etmeden önce uzun bir süre oldukça rahatsızdı ve son aylarında onunla vakit geçirmek için bir otele gitmiştik. Otele girdik, biraz eski görüntülüydü odaları, bakımsızdı. Ben beğenmediysen başka bir otele geçebiliriz dediğimde tatlı bir şekilde bana gülümsedi. Ben bayıldım dedi. Mutluluk önceden karar verdiğiniz bir şeydir. Odayı sevip sevmemen, mobilyaların nasıl düzenlendiğine bağlı değil ki. Zihnimi zaten nasıl düzenlediğimle alakalı. Onu sevmeye çoktan karar verdim ben. Her sabah uyandığımda verdiğim bir karar bu. Sabah uyandığımda iki seçeneğim var. Tüm gün yatakta hastalığım yüzünden yaşadığım zorlukları düşünerek geçirebilirim ya da yataktan kendimi zorlayarak kalkıp yaşadığım güne şükredebilirim. Her gün bir armağandır ve gözlerim açık olduğu sürece yeni güne ve hayatımın bu hastalık dönemi için geçmişte biriktirdiğim tüm mutlu anılara odaklanacağım. Ve devam etti. Yaşlılık bir banka hesabı gibidir. Zamanında hesaba ne koyduysanız yaşlanınca da onu çekeceksiniz. Hepimiz anılarımıza ve hayatımızın banka hesabına bolca mutluluk yatırmalıyız. Ve benim anı bankamı doldurmamdaki rolün için sana teşekkür ederim diye ekledi. O kadar duygulanmıştım ki o gün önemli bir ders almıştım. Hayatta hırsları, egolara bir kenara bırakıp her anı mutlu anlarla doldurmak için adım atmalı, koşturmalı ama her şeyi dengelemeli diye geçirdim içimden. Her zaman mutlu olmak için 5 basit kuralı takip edin. Birincisi, kalbinizi hırs ve egolardan kurtarın. İkincisi, zihninizi endişelerden arındırın. Üçüncüsü, basit yaşayın. Dördüncüsü, daha çok verin ve beşincisi de daha az şey bekleyin. Hepimiz biliyoruz ki sağlığımız yaşantımızdaki mutluluk derecesinden çok etkileniyor. Ne kadar mutlu olursak kendimizi o kadar sağlıklı hissediyoruz. Bu yüzden bu haftadan itibaren mutlu olmayı ve anlamlı bir hayat yaşamaya karar verin. Anlamlı ve mutlu bir yaşam sürmenin öncelikle başkalarını mutlu etmeye çalışmak kadar kendimizi de mutlu edecek yöntemler geliştirmekle olabileceğini söyleyebilirim. Başkalarına mutluluk vermek kendi mutluluğumuz için son derece önemli ama dengede olması şart. Yani başkalarını mutlu etmeye çalışmak sizi mutsuz ediyorsa bundan vazgeçmelisiniz. Tersine sadece kendinizi önemseyerek yaşamak da aslında mutsuzluğun bir kaynağı. İnanıyorum ki kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız aynı şekilde çevrenizdeki insanlara davranırsanız kendi ihtiyaçlarınızın da karşılandığını ve daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Taleplerinizi rica ile gülümseyerek yaptığınızda karşınızdan da benzer yaklaşım göreceksiniz. Olaylar karşısında sakinliğinizi koruduğunuzda karşınızdaki insan öfkelense bile siz sakin ve pozitif yaklaştığınızda bir süre sonra ortamın ne kadar yumuşadığını ve mutluluk bardağınızın en kötü anlarda bile dolduğunu göreceksiniz. Yeter ki her durumda sakin ve olumlu kalmayı başarabilelim.
Hepiniz geçmişe bir bakın ve mutluluk bankanızı az doldurmanıza sebep olanları anlamak için kendinizi öz eleştirin. Kendi adıma geçmişe baktığımda bazı yıllarında mutsuz, huzursuz, hırslı ve anksiyeteli bir insan olduğumu hatırlıyorum. O zamanlar bunun çok da farkında değildim. Çünkü başarabilmem için böyle biri olmam gerektiğini ve hayatın bundan ibaret olduğunu düşünüyordum. Başarmak, kazanmak, en iyisi olmak için çabalamamız gerektiği bize öğretilmişti. Ve oyunu da en iyi şekilde oynamak zorundaydık. Akademisyen olarak çoğu yıllar kendimi bir bisiklet yarışında gibi hissettim. Bisikletin üstündeyiz, durmak ya da inme şansımız yok. Durmaya kalkarsanız biri sizi geçecek ve siz başaramayacaksınız. Oysa bugün baktığımda bunların hiçbir önemi yoktu. Eşyaların önemi yoktu, maddi şeylerin önemi yoktu. Her şey kafanızın, kalbinizin ve ruhunuzun içinde ne olduğuyla ilgili. Bugün yaşadıklarım bana farklı bir şey öğretti. Her gün biraz daha iyi olmak için denemeye, dua etmeye ve çalışmaya devam ediyorum. Ve bir dinleyici kulağa, bir yardım eline ya da şefkatli bir ruha ihtiyacım olduğunda etrafımdaki dostlarımdan biriyle konuşmaktan çekinmiyorum. Kendim için istediğim ve ihtiyaç duyduğum bu huzurlu hayatı yaşamaya çalışıyorum ki başkalarına, özellikle de aileme, arkadaşlarıma, temas ettiğim insanlara karşı daha minnettar ve daha şükran dolu bir insan olabileyim. Yoldan geçerken mahalledeki çiçekçiye, otoparkta arabamı park ederken otoparkçıya teşekkür etmek için biraz zaman ayırıyorum. Teşekkür etmek insanı başka bir huzura kavuşturuyor. Gülmeyi çok seviyorum ve beni yüksek sesle güldüren harika arkadaşlarım var. Mümkün olduğunca gülün. Kahkahanın her şey için en iyi ilaç olduğu biliniyor. Dışarı çıkın, yüzün, yürüyün, koşun ya da vücudunuzdaki endorfin salınımını uyaracak bir şeyler yapın. Endorfin mutluluk hormonu ile beraber olduğunda gençlik iksiriniz gibi çalışacak. Zaman yönetimi uygulayın. Hedeflerinizi belirleyin, planlayın ve önceliklendirin. Bunu yaparak listeniz üzerinde günlük olarak çalışabilir ve bunu çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. Bu da mutluluğu, memnuniyeti ve anlamı deneyimlemenize yardımcı olacak. Her zaman ve her yerde başkalarına yardım edin. Çünkü hayat bundan ibaret. Bunu yaparak muazzam bir kişisel tatmin yaşayacak ve kendiniz hakkında bir değer duygusuna sahip olmanıza yardımcı olacaksınız. Çünkü vermek, paylaşmak ve sevmekle elde ederiz. Hadi yeni şeyler öğrenin. Yeni şeyler öğrenmek dünyanızı tam anlamıyla genişletecek ve gelecekte sizin için daha fazla fırsat yaratacak zenginleştirici bir egzersiz. Ama öğrenmek istediğiniz konulara odaklanın. Hoşunuza giden konulara odaklanın. Mesela ben dikiş dikmeyi öğreniyorum. Yeni ülkeler keşfetmek için ayrıntılı seyahatler planlıyorum. İşin özeti çok zevk aldığım, mutlu olduğum yenilikleri öğreniyorum. Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Eskiden duyguları tüm açıklığıyla dile getirmenin zayıflık ve zaafımız olduğunu düşünürdüm. Bugün ise her içimden geldiğinde seni seviyorum diyorum. Etrafınızdaki insanlara şefkat ve sıcaklık gösterin ve bu sayede de korkularınızdan kurtulun. Manevi bağlantılar bulmalısınız. Düzenli olarak maneviyatla temas halinde olan İç huzuru ve dengenizi geliştirebilirsiniz. Kendiniz ve hayatınızdaki başkaları için dua edin. Bu size harika bir iç huzur sağlayacak. Ben hayatımın temel taşlarından biri haline gelen huzur ve şükür dualarını her gece yatarken ediyorum. Bu da bende her gün daha sevgi dolu, şefkatli, merhametli bir insan olma isteği uyandırıyor. Siz de isterseniz dua edin, isterseniz meditasyon yapın ve hayatınız ne kadar yoğun olursa olsun bunun için zaman ayırmaya çalışın. Zihninize bir mola vermek ve hayatınızda biraz dinginliğe izin vermek çok önemli. Her gün olumlu bir şeyler okumaya veya dinlemeye gayret edin. Sadece bir paragraf uzunluğunda ya da kısa bir şarkı veya ilahi olması fark etmez. Hayatınızdaki ve çevrenizdeki olumsuz şeylerle lütfen zaman kaybetmeyin. Anı yaşayın. Hayatınıza sadece günler eklemek yerine günlerinizi hayata ekleyin. Gerçekten sahip olduğumuz tek zamanın şimdi, sadece bu an olduğunu unutmayın. Geleceğinizin belli bir şekilde olmasını beklemeyin. Böyle yaparak şu anda sahip olduklarınızdan daha mutlu olacaksınız. Hep bu mottoyu mırıldanarak sabah güne uyanıyorum. Hayat bir gün, o da bugün. Size de tavsiye ederim. Sakin ve iyi bir yaşam sürmenin diğer bir yolu da insanlar sizinle konuşurken onları gerçekten dinlemektir. Konuşabilmek için
onların cümlesini bitirmesini lütfen bekleyin. Her gün ailenizle olabildiğince kaliteli zaman geçirin. Bu mutlu ve anlamlı bir yaşam sürmenizde büyük bir fark atacağını siz de göreceksiniz. Dedikodu yapmamaya ve diğer insanlara karşı kaba davranmamaya gayret edin. Her şeyi olduğu gibi kabul edin. Etrafınızı pozitif insanlarla çevreleyin. Diğer insanların ne düşündüğünü bu kadar önemsememeyi öğrenebildiğimizde mutluluk ve olgunluğa o zaman erişeceğiz işte. Kendinizden ya da başkalarından gerçekçi olmayan beklentiler içine lütfen girmeyin. Etrafınızdaki insanlara iyi davranıp sonra eve gelip ailenize ve arkadaşlarınıza kötü davranmayın. Herkese sevgi ve özenle ve kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın. Saygı gösterin. İnsanları affedin ve ihtiyaç duyduğunuzda özür dilemeyi de bilin. İmkanınız varsa ve paranız yetiyorsa tatile çıkın. Çünkü tatiller gençleştirici ve enerji vericidir. Sizi fiziksel olarak günlük yaşamın tüm kaygılarından uzaklaştırır ve keyif aldığınız şeylere odaklanmanızı sağlar. Artık acıları lütfen geride bırakın. Korkunç şeyler oluyor. Bu doğal. Ancak bu zamanları geride bırakmak bizim elimizde. Zihniniz bir tür acıya kenetlendiğinde o kadar kendine odaklanır ki tüm dünya yok olmuş gibi görünür. Ama her zaman daha fazlası var. Bahar yeniden gelecek ve güneş yeniden doğacak. Mutluluğunuz kendinizi küçük hikayenizden özgürleştirme becerinize bağlıdır. Ruhunuzu besleyin. Mutluluk insanların zengin bir ruhsal yaşamı ve güçlü inançları olan kişilerdir, mutlu kişiler. Ve onların gelişimini olumlu yönde destekler. Şimdi harekete geçin, şimdi yapın, meşgul olun, yaşamla o kadar meşgul olun ki kendinizi kötü hissetmeye zaman bile bulamayın. Ne kadar mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Kendinizi lütfen ama lütfen asla başkalarıyla kıyaslamayın. Eleştirilerin sizi endişelendirmesine izin vermeyin. Herkesi mutlu edemezsiniz. Etmek de zorunda değilsiniz zaten. Sevdiğiniz bir işi yapın. Hoşlandığınız, sevdiğiniz bir işi yapmak çok önemli. Mevcut işinizden nefret ediyor ve hoşlanmıyorsanız gerçekten değiştirmeyi ciddi bir şekilde düşünün. Eğer kendinizi üzgün hissediyorsanız lütfen arkadaşlarınıza dışarı çıkın. Dışarı çıkmak gibisi yoktur. Hedefler belirleyin ve onlara uygun yaşayın. Bir hedefi gerçekleştirdiğinizde inanılmaz bir haz yaşayacaksınız. Eğer yapabiliyorsanız bu ipuçlarını uygulayın. Ya da belki sizin de kendinize göre bazı süper ipuçlarınız vardır. Ve sürekli gülümsemeye, mutlu olmaya gayret etmek gerekiyor. Sadece bir hayatımız var. Bu yüzden eğer mümkünse neden tadını çıkarmayalım ki? Morbid Sel'in dediği gibi inanmak her günün yeni bir başlangıç olduğunu bilmektir. Mucizelerin gerçekleştiğine ve hayallerin gerçek olduğuna güvenmektir. İnanmak bulutların arasında dans eden melekleri görmektir. Yıldızlarla dolu gökyüzünün mucizesini görmektir. İnanmak huzur dolu bir kalbin değerine, bir çocuğun gözlerinin masumiyetine ve yaşlanan bir elin güzelliğini bilmektir. Çünkü onların öğretileri sayesinde sevmeyi öğreniyoruz. İnanmak parçaları toplayıp yeniden başlama zamanı geldiğinde içimizde yatan gücü ve cesareti bulmaktır. Yalnız olmadığımızı bilmektir. Hayatın bir armağan olduğunu ve bunun değerini bilme zamanımız olduğunu bilmektir. İnanmak harika sürprizlerin gerçekleşmeyi beklediğini ve tüm umutlarımızın, hayallerimizin de ulaşılır olduğunu bilmektir. Yeter ki inanalım.